Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu zayıflamak isterken böbrek taşı hastası olmayın. Şimdi böbrek taşlarında hatalı beslenmeler de çok önemli. Şimdi böbrek taşı oluşumunda en önemli nedenlerden birisi de yanlış diyet uygulamalar, hatalı beslenmelerdir arkadaşlar. Bu videomuzda da böbrek taşı oluşumuna neden olabilen hatalı diyet uygulamalarından söz edeceğim. Şimdi Kilo vermek için sıkça uygulanan diyetlerden bir tanesi şu son zamanlarda bunlarda moda halinde işte protein ve yağın fazla olup karbonhidratların düşük olduğu veya çok azaltıldığı diyet uygulamaları bunları çok öne çıkartmakta. İşte ketojenik diyet falan diye piyasada birçok diyet çeşitleri bulunmaktadır. Normalde sağlıklı bir insanın günlük enerjisinin %55-60 kadarının karbonhidratlardan alınması, %20 %25-30 kadarının yağlardan geriye kalan %10 ile %15'inin ise proteinlerden oluşmasını biz öneriyoruz. Ketojenik diyet gibi bazı uygulamalarda ise çok abartılı yapılabilenleri var. %90-95'i neredeyse yağ ve proteinden oluşuyor. Ancak %5 ile %10'luk çok küçük bir kısım karbonhidratlardan yani şekerden oluşu bu doğru bir uygulama değil arkadaşlar. Tamam şekerin fazlası tabii ki hem sağlıklı insanlar için hem bizler için hem böbrek hastaları için herkes için zararlı. Tabii ki fazla şeker tüketilmemesi, karbonhidrat alınmaması lazım ama belli bir miktarda vücudun buna da ihtiyacı var arkadaşlar. Örneğin yapılmış çalışmalarda şu gösterilmiş, günde bir tane bile kesme şeker e, alındığı zaman e, idrarda e, böbreklerde taş oluşma riski %22 ile %33 oranında artmaktadır. Bir tane kesme şekerle sadece. Şimdi normalde glikoz vücutta Enerji elde edilmesinde ilk seçenek olarak kullanılan gıda maddesidir glukoz. Peki glukoz normalde vücudumuzda depolanıyor mu? Karaciğerde ve iskelet kaslarında glikojen olarak depolanmakta ve açlık durumlarında bu glikojen depoları 12 ile 24 saat içerisinde yok olmaktadır. Yani çok kısa bir süresi var. 12 saatten sonra azalıyor. Bir günden sonra da hemen hemen neredeyse kayboluyor. O zaman ne oluyor peki? Vücut glukoz bulamadığı zaman yağları kullanmaya başlıyor. Yağ Yağlar bitince de proteinler enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanıyor. Şimdi karbonhidratları kesmenin ve azaltmanın bir olumlu tarafı daha var. Karbonhidratlar ağırlıkların 3 katı kadar su tutabilmektedir arkadaşlar. Karbonhidratları kesince ne olur bu durumda? Vücudumuz su tutamıyor. Dolayısıyla su kaybı sonucu kilo kaybı oluşuyor ödemi olanlarda özellikle böbrek hastası olsun kalp hastaları olsun ne oluyor bu ödem atılınca vücuttan tabii ki olumlu bir etki bu. İlk başta olur mesela diyet yapanlarda da bu diyeti uygulayanlarda ilk başta seviniyorlar. O kilom ne güzel gitti diye. Halbuki yağ kilosu gitmiyor ilk başta. Vücuttaki fazla su birikmiş olan ödem vücuttan atılıyor. Bu olumlu. Peki ilerleyen zamanda ne oluyor? Vücut kasları enerji kaynağı olarak kullanmaya başlıyor. Yani kendi kaslarımız vücutta erimeye ve kas kaybı oluşmaya başlıyor. Bu beklediğimiz, önerdiğimiz bir durum değil. Kas kaybı ise neyle ilişkili? Yani bu malnutrisyon dediğimiz durumlara kadar, kas atrofisine kadar gidiyor ve kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskiyle ilişkisi var bunların. Kasların erimesi, kas kitlesin kaybı olmaması lazım normal sağlıklı bir diyette. Peki yüksek e, yüksek miktarda biz protein ve yağ tükettiğimiz zaman başka ne gibi zararlı etkileri olabilir vücudumuza? E, zararlı kolesteroller dediğimiz işte trigliserit, LDL kolesterol bunlarda da artış oluyor. Total kolesterol başka ürik asit de artma oluyor yine. E, hayvansal proteinlerde çok bolca bulunan potasyum, sodyum, fosfor, ürik asit, üre, kreatinin bunlarda da artış oluyor ve idrarla da protein kaybında artış meydana geliyor. E bütün bunların hepsi neyle ilişkili? Kronik böbrek hastalığıyla ilişkili ve taş oluşumuyla ilişkili arkadaşlar. Ve aynı zamanda da kalp ve damar hastalıkları dediğimiz kardiyovasküler mortalite dediğimiz ölüm riskiyle de ilişkili. Dolayısıyla bir de şu da var. Proteinler dışarıdan fazla alındığı zaman genelde ne deniyor? İşte fazla aldık mı protein? Vücutta depolanmadan atılıyor. Hayır. Belli bir eşiğin üstüne çıkıldığı zaman bu proteinler de vücutta yağ olarak depolanıyor arkadaşlar. Tamam protein olarak depolanmıyor ama fazlası yağa dönüşü. E bu da sonuçta yine kalp ve damar hastalıkları ve kiloya da sebep olabilir. Dolayısıyla bu karbonhidratların çok azaltıldığı, protein ve yağların ön plana çıkartıldığı bu diyet çeşitleri hastalar insanlarda neye sebep olabiliyor? Böbrek hastalığına, ürik asit taşına kalsiyum oksalat taşına sebep olabilir ve taş riski olan veya taşı olan kişilerin bu tür diyet uygulamalarını uygulamamasını öneriyoruz. Bir de proteinden zengin beslenme olduğu zaman vücuttaki asit yükü artıyor. Asidoz dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Yine fosfor ve potasyum yüksekliği ortaya çıkıp metabolik kemik hastalıklarının oluşumuna da yol açabiliyor ve böbrek yetmezliğinin hızlanmasını ve son döneme gidişini maalesef hızlandırabiliyor bu tür diyetler arkadaşlar. Onun için hayvansal proteinden zengin beslenme hastalarda, insanlarda ne yapar? Ürik asitin ee, üretimini artırıyor ve ürik asit fazla olduğu zaman kanda gut ataklarına sebep oluyor. İdrarla ürik asit atılımına sebep olabiliyor. Dolayısıyla ürik asit taşına aynı zamanda kalsiyum atılımını da artırıp kalsiyum taşına ve oksalat taşına, kalsiyum oksalat taşının e, riskinin artışına sebep olabiliyor. Bakın bir beslenme direkt böbrek taşıyla alakalı e, ve Ürik asit ve oksalat taşı riski arttığı zaman da ne oluyor? Birçok hastada idrar yolu enfeksiyonu işte böbrek hastalığına kadar giden problemlere yol açabiliyor. Peki ne kadar et tüketildiği zaman veya protein tüketildiği zaman bu tür riskler oluyor? Günlük 150 gramdan fazla et tüketilirse eğer böbreklerde ürik asit ve kalsiyum oksalat taşı riskinin art, arttığı gösterilmiş arkadaşlar. Bizim genel önerimiz kilogram başına 0.8 ila 1 gram kadar protein tüketilmesidir. Normalde her etin tamamı protein değil. Mesela 100 gramlık bir et tüketiyorsak bunun ortalama 25 gramı proteinden oluşuyor. Diğer geri kalanlar işte yağlar, su vesaire diğer maddelerden oluşuyor kabaca 500 gram kadar kırmızı et tüketimi yani ayda 2 kilogram kadar hem böbrek hastalarımıza hem de diğer sağlıklı insanlara da önerebiliyoruz. Ayrıca e, önermiş olduğumuz miktarlarda süt, süt ürünleri, yumurta, zeytin, zeytinyağı, mantar gibi diğer bitkisel ve süt ürünlerinden kaynaklanan diğer proteinleri de yine hayatınızda kullanabilirsiniz. Eğer günlük protein miktarınız kilogram başına 2 gramın üstüne çıkacak olursa bu sefer ne oluyor böbrek taşı riskiniz yani ürik asit ve kalsiyum oksalat taşı riskiniz de artıyor. Hedefimiz kaçtı? 0.8 ile 1 gram kilogram başına yeterli olur. En fazla 1.2. Daha fazla geçmemek lazım bunu. Şimdi demek ki zayıflayayım derken böbreklerinizden olabilirsiniz arkadaşlar. Böbrek taşı oluşumuna neden olabilirsiniz. Bu nedenle zayıflama diyetlerini sosyal medyadan okuyarak değil profesyonel destekle yapmalısınız. Evet hepinize hayırlı ve huzurlu günler diliyorum. Diğer videolarımıza görüşmek ümidiyle.